Yol bulan işçisi iş bıraktı, grev başladı. Özçelik İş Sendikası, 250 işçiyi kapsayan ve ücret konusunda uzlaşılamaması nedeniyle toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanan Yol Bulan Metal Fabrikası'nda bugün itibarıyla iş bırakıldı grev kararı uygulandı. Payas'ta bulunan fabrika önünde bir araya gelen işçilere Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, Dört Yol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte, emekçilerin grevine CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Karada destek verdi. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek, bu iş yerinde grev, bar afişi asılan Yol Bulan Metal Fabrikası önünde toplanan işçiler ve destek verenlere hitaben bir konuşma yapan Özçelik İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Güngör, masaya oturdukları işverenin üretim çarklarının durdurulmaması için çok mücadele verdiklerini ifade etti. Tabii ki yasanın verdiği hakkı kullanaraktan bugün 20 Haziran tarihiyle daha önceden tespit etmiştik, grev kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 6 ay süren bir toplu sözleşme görüşmelerinde bugün olumsuzlukla sonuçlanması herhalde hepimizi üzmüştür. Ama ve lakin herkes şunu bilmelidir ki yasadan doğan alım ve emek terimizin mutlaka bir karşılığı olacaktır. Bunun karşılığını bugün en güzel şekilde sizler veriyorsunuz arkadaşlar. Son dakikaya kadar sizin de talimatınızla işverenle aynı masada oturduk. Asla ve asla kabul edilebilir teklif olmadığını kabul ettim ve sizle danıştım. Siz de sonuna kadar emekçinin yanındayız dediniz. Teşekkür ediyorum. Özçelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci de alın terinin karşılığını almak için bugün burada toplanan yol bulan işçisine teşekkür ederek Özçelik İş Sendikası Genel Merkezi ve Şubesi Yönetimi ve temsilcileri haksızlığa karşı bugün buradayız, dedi. Haksızlığa karşı hak ve hakikate aykırmak için bugün buradayız. Yol bulan emeklisinin feryadını, haklı mücadelesini cümle alem anlatmak için bugün buradayız. Derdimizin sadece emeğimizin karşısında almak olduğunu söylemek için buradayız. Kırıp dökmek için değil, taleplerimizi kör ve sağır olanlara gerekçelerini anlatmak için buradayız. Sözleşme masasında yol bulan emeklisinin geçim derdini, Türkiye'deki hayat pahalılığını görmezden gelenlere bir kez daha seslenmek için bugün buradayız. Emeğinizin karşılığının bugünkü ücretler olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bizler işverenin dahi derdinden hissettiği hayat pahalılığını anlatmak için sözleşme masasına oturduk. Masayı devirmek için değil, tüm iyi niyetimizle hakkınızı almak için sözleşme masasına oturduk. Sizlerin hakkını almak için, fabrikamızın bacasının tütmeye devam etmesi için masaya oturduk. Bu iş masada çözülsün, meydanlara düşmesin diye çok uğraştık. Sizler alın terinizin karşılığını alın diye fabrikamızın çarkları dönsün diye çok emek verdik. Bu işin grev aşamasına gelmemesi için çok çaba sarf ettik. Sizlerin mutlu mesut bir şekilde çalıştığı, işletmenin ayakta kaldığı bir ortamı sağlayabilmek için didindik, durduk. Yol bulandaki ağır çalışma koşullarına rağmen buradaki işçinin aldığı ücretlerle başka işletmelerdeki daha hafif işçide çalışanların ne kadar ücret aldıklarına bir baksınlar. Şube başkanımız anlatmıştır. Birinci 6 ayda uyguladıkları %50'ye devam, ikinci 6 ayda da en son %15. Ey bire insafsız, 3 Temmuz'da açılacak enflasyon %30 olursa %15'ini nasıl layık görürüz bu işe?